Drive. Drive Yatırım'dan herkese merhaba. Bilanço sezonu malumunuz başladı. Ayrıca bugün herhalde Fed toplantısından nasıl bir karar gelir? Piyasalara etkisi ne olur? Gerçi global piyasaları ile Borsa İstanbul'un korelasyonu zayıflasa da tabii ki bizim için oldukça önem taşıyor. Gelişen piyasalar Fed ile beraber şekilleniyorlar. Dolayısıyla tüm bunları konuşacağız. Kiminle? Piyasada oldukça kıymetli bir duayen analist, aynı zamanda TFG İstanbul Genel Müdürü, sevgili dostum Mete Yüksel'le. Mete merhabalar, hoş geldin. Selam, hoş bulduk, teşekkürler. Evet, şimdi bilanço sezonu başladı. Arçelik, Otokar, bankalardan Garanti, Akbank. Beklentilere göre fena değil kar rakamları ama tabii şeytan ayrıntılarda gizlidir derler. Hani bilançonun tabii dip detayları vesaire başka hikayelerde söylüyor olabilir ve 2023 yıllık beklentilerde tabii farklı. İstersen şimdiye kadar açıklananlar ya da gelecek döneme dair beklentilere ilişkin bir yorumunla başlayalım. Yani bir kere banka dışındaki kârlar çok fazla sayıda görmedik ama muhteşem değiller. Yani Arçelik'e baktığımız zaman hafiften fabrik beklentiden daha iyi geldi. Yani marj olarak daha iyi geldi. Bu da satışların beklenenden daha düşük olmasından kaynaklanıyor aslında. Arçelik'i hiç süper parlak görmedim. Net kâr tarafına baktığımız zaman çok büyük kârlar görüyoruz ama yatırım gelirlerinden kaynaklanıyor bu. Yani bizim akıllı para olarak odaklanmamız gereken şey operasyonel kârdır. Operasyonel kâr marjıdır. Operasyonel olarak ne yaptığıdır. Yatırım gelirleri de önemlidir ama sürdürülebilir değil. Tek çeyrekte yapıyorsun. Bir sonraki çeyrekte olmadığı zaman hani değerlemeye bir etkisi olmuyor. Saman alevi gibi oluyor. O otokar geldi. İşte %14 gibi bir fabrik marjı gelmiş ama analiz beklentilerine bakıyorum %19'lar civarında. Net kar işte farklı operasyonel olmayan sebeplerden dolayı iyi gelmiş. Akıllı para net kâra bakmaz. Zaten bakmadığı için de işte bugün otokar nerede olduğuna bir bakın lütfen göreceksiniz. Bankacılık sektörü tamam şahane kârlar getiriyor. Beklenenin de ötesinde daha iyi kârlar geleceğini biz nereden biliyorduk Serdar? Birkaç gün önce BDDK aylık bültenini açıkladı Aralık ayı için. Aralık ayı evet. Aylık bülteni en önemli aylık bültendir BDDK'nın. Çünkü kâr tahminleri ortadadır ve o aylık bülten en azından banka grupları için. Özel mevduat bankaları, yabancı mevduat bankaları, sadece yerli mevduat bankaları ya da işte kamu bankaları için ayrı ayrı şekilde kârın ne kadar olacağını gösterir bize. Biz özel mevduat bankalarında şunu görüyorduk. Analiz tahminleri %15 gibi bir konsensüs büyüme gösteriyor çeyrekten çeyreğe. Ama BDDK'nın aylık bülteni %19-20 gibi gösteriyor. Yani belli ki %5, %6 daha iyi gelecekti. Akbank açıkladı işte %7 daha iyi geldi. Garanti açıkladı %4 daha iyi geldi. Ama BDDK'nın aylık bülteninden biz bunu bildiğimiz için panzehirliydik. Yani biz biliyorduk ki analiz beklentilerinin daha üzerinde gelecek. Ondan dolayı da şok olmuş bir piyasa yok bugün gördüğümüz gibi. Ya bu arada Garanti de enteresanlık yapıp sabahın işte seans açılmadan önceki saatinde bilançosunu gönderdi. Yani uzun yıllardır görmediğimiz bir mevzuydu bu. Genelde saat 6'yı 10 geçeden daha sonra göndermesine alıştığımız bir şeydi. Onlar da sürpriz yaptı. Akbank kadar piyasanın beklentisinin üzerinde olmasa da onlar da beklentinin üzerinde getirdiler. Peyderpey bütün bankalar gelecek. İşte %2-3-5 neyse onlar da beklentilerin üzerinde kalacaklar gibi duruyor. Özellikle kamu bankalarında bu arada büyük bir sanki beklenenin çok daha ötesinde bir kar gelecek gibi bir görüntü var ama o aldatmacıya da şöyle kanmamak lazım. Elimizde iki tane işlem gören kamu bankası var. Halkbank var, Vakıfbank var. Kamu bankalarının mali tablosu geldi. Çeyrekten çeyreğe %60 kar büyümesi var. Analistler %34 bekliyordu. O zaman çok şaşırtıcı karlar gelmesi gerekir diye kendimize güvenle söyleyebilir miyiz? Bence söyleyemeyiz. Çünkü orada görmediğimiz bir dev var. O da Ziraat Bank. O Ziraat Bank'ın belki çok büyük bir kârı vardır ve genel sektör rakamlarını yukarıya itmiştir. Bunu görmüyoruz. Onun için süper kendimize güvenle söyleyemeyiz. Fakat kamu bankaları sanki özel bankalardan birazcık daha güçlü çeyrekten çeyreğe kâr gelişimi yapacak gibi duruyor Serdar.
Evet, senin de dile getirdiğin gibi yani bankalar açısından çok iyi 2022 yarlar ama bu 2023'e ne kadar taşınabilir? Onun soru işaretinin getirdiği çekimsellik. Finans dışı sektöre ilişkinde esas herhalde kar rakamına değil, FAVÖK marjına, EBITDA'ya odaklanmak gerektiğini sen her zaman dile getirirsin. Orada da hani çok anlamlı bir farklılık yokmuş gibi gözüküyor. Zaten endekste de bakıldığında bir böyle 4930'lar 5000 arasında kararsız bir seyir. Yani 7-8, bugün 8. gün endekste 7 gün üst üste düşüş olduktan sonra bir anlamlı tepki gelir mi gelmez mi diye herhalde bir yön tayini şu ana kadar olmuş, gerçekleşmiş değil. İstersen bugünün önemli kararı, sen de televizyonda bunu canlı olarak yorumluyor olacaksın. Fed'e ilişkin beklentilere geçelim. Fed bugün de 25 bas puan arttırır ve kenara çekilir mi? Yoksa Mart'ta 1.25 daha gelir arttırım diye kapıyı açık mı bırakır? Şimdi karışık veriler geliyor. Yani tüketici güveni düşüyor, konut verileri geriliyor. İstihdamda ama öyle çok bir geri çekilme yok. İşte bugün sen de önemini dile getirdim. ISM imalat verisini izliyor olacağız. O tarafa ilişkin neler söylemek istersin? 4.5'tan 4.75'e Fed'in 25 bips bir artış yapması bekleniyor ki burada sürpriz gelmeyecektir. Eğer ki burada bir sürpriz, yani bundan 25'ten daha yukarıda bir rakam gelecek olsaydı şu yapılıyor olurdu ki her zaman geçmişte bu yapılmıştır. Powell ya da kredisi yüksek olan bölgesel FOMC üyesi Fed başkanları piyasayı swap fiyatlamasını kendi arzu ettikleri yönde evirtirler. Evirtmek için bir çaba göstermiyorlar. Demek ki onlar da 25 bips'e razılar, swap fiyatlamasını doğru görüyorlar. Ondan dolayı bir kere bu akşam saat 22'de bir sürpriz beklemeyiz. 22'de bir metin göreceğiz. Metni okuyacağız. İlk yarım saat onu yorumlamaya çalışacağız. 22.30'da da Powell'ın basın toplantısı var. Orada soru cevapta bazen hakikaten yaman sorular geliyor. Bazen Powell'ın da konuşası oluyor. Onlara gerçekten güçlü cevaplar verebiliyor. Bunları takip edeceğiz. Büyük ihtimalle büyük volatilite olacaktır. Ve şunu hep görüyoruz. İlk anda bir karar açıklanıyor ve karar metninde bazı şeyler yazıyor. Ona göre piyasa fiyatlaması oluşuyor. Sonra karar metnindeki o piyasa fiyatlamasını tam terse döndürebilecek şekilde Powell soru cevapta öyle şeyler söylüyor ki tam öteki tarafa evriliyor. Ondan dolayı da genelde volatilitenin yüksek olduğu seanslar görüyoruz küresel piyasalarda. Bu FOMC toplantılarının, faiz kararlarının akabinde. 22 Mart'ta bir tane daha faiz kararı var. Onunla da 25 bips bekliyoruz. 5'e ulaşmasını bekliyoruz. Tüm swap fiyatlamasını kendini buna göre kurgulamış durumda. Fakat dot plot'ta gördük. Bugün dot plot yok biliyorsunuz. İşte yılda 4 kez çıkarmış. Aralık'ta görmüştük noktasal grafik. Yani bölgesel Fed başkanlarına doldurtulmuş bir anket diyebiliriz. O noktasal grafiğin olduğu rapora. O raporda biz 5.25'i zirve noktası olarak gördük. Swap fiyatlaması öyle demiyor. Swap fiyatlaması 5 diyor, zirve nokta Mart'ta göreceğiz diyor. 5.25 zirveyi gösteriyor FOMC beklentisi ve 5.25'in 2023 içinde indirilmesini sakın beklemeyin ha konuşması bütün bölgesel Fed başkanları tarafından yapılıyor. Ama swap fiyatlaması hiç öyle demiyor. Mart'ta 5'i görürüz diyor. Birkaç ay öyle takılırız. Sonra Haziran itibariyle düşme ihtimalleri başlar. Yılın ikinci yarısında iki tane 25 bips indirim gelir. Bugünkü noktaya tekrar döneriz 4.5'a diyor. Ondan dolayı da genel olarak piyasanın fiyatlaması bu yönde evriliyor ve piyasa genelde haklı çıkıyor. Yani piyasanın kendi tahmini, kendi fiyatlaması koskoca o kadar eğitimli, bu kadar deneyimli FOMC üyesi Fed başkanlarını geçmişte hep yenmiştir. Bu sefer de büyük ihtimalle bu şekilde olacaktır. Yani Fed başkanları tonlamalarını piyasaya yaklaştıracaktır. Ki biz şunu görüyoruz. Mesela Fed'in en çok baktığı enflasyon göstergesi çekirdek PCE 4.7'den 4.4'e gelmiş. İki enflasyon hedefi olarak gösterilen şey aslında çekirdek PCE rakamıdır. Yani tüketici enflasyonu diyebiliriz çekirdek buna. 4.4'te 2'den tamam 2 katından daha fazla yüksek ama bir 6 değil. 8-9 falan da değil. Yani Avrupa Birliği'nin enflasyonunu göreceğiz bugün. 9 bekleniyor mesela. Amerika kendi headline manşet enflasyonunu 6'lara indirdi. Çekirdek PCE 4.4. Yani amaca uygun gidiyorlar. Yaptıkları işe yarıyor Fed'in. Ondan dolayı ekstra daha fazla agresif olmaları için, ekonomiyi öldürmeleri için bir gereklilik var mı diye baktığım zaman gereklilik de görmüyorum. Onun için 25 bips bu akşam, 25 bips Mart'ta yapsalar
geçer giderler, enflasyonu da düşürürler bence. Evet, aslında böyle bir zıtlaşma biraz da S&P analistleriyle herhalde piyasa arasında var. Yani S&P analistleri ya işte ekonomi daralıyor, şirketlerin kar marjı önemli ölçüde azalıyor ama S&P'de Ocak ayında önemli bir tepki hareketi. 2022'nin hatta rövanşı gelir mi diye yorumlanıyor ama işte ekonomik veriler de aslında ya da hisse başına kar tahminleri de çok desteklemiyor. Yani bu gördüğümüz tabii zıtlaşmalar işte FOMC ile piyasa, swap piyasası arasında, işte hisse senedi analistlerinin tahminleriyle piyasadaki gerçekleşmeler arasında olmadan da zaten olmuyor değil mi? Yani bunlar biraz işin tadı tuzu biberi yani. Aynen, biz zaten volatiliteyi severiz. Borsacılar bu volatiliteden para kazanırlar. Aracı kurumlar da keza. Ve en ufak normal şartlarda hakikaten incir çekirdeğini doldurmayacak kadar konular burada alım satım konusu yapılır. Ondan dolayı da şunu demememiz lazım yani. Çok önemli değil. Uzun vadeli tahminleri çok değiştirecek bir mevzu değil. Kârları aşağı yukarı çok oynatacak şey değil. Değil. Bu küçücük şeyleri alım satım fırsatı olarak değerlendiriyor piyasa. Siz de daha hızlı düşünüp bunu daha hızlı değerlendirirseniz, daha iyi piyasayı okursanız bu küçük oynamalardan da iyi para kazanabilirsiniz. Evet, sevgili Mete Yüksel'e değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Hem hisse senedi piyasasına ilişkin devam eden bilanço sezonuna dair beklentiler, hem bugünün ve bu haftanın sıcak konusu olan Fed'e dair ve Amerikan ekonomisine dair yorumlarını paylaştığı için çok teşekkür ediyorum Mete. Görüşürüz. Evet sevgili dinleyiciler, birkaç tane de canlı yayına gelen sorumuz var. Dilerseniz onları da cevaplayalım yayın tamamlamadan. Tahir Bey, mercan kimya halka arzdan aldığını, nasıl davranması gerektiğini sormuş. Valla grafiğe baktığımda bir 50'lere yaklaştıktan sonra 35'ler civarında bir böyle ikili dip benzeri bir çalışma var. Yani 34,5 aşağı geçilmedikçe korunabilirmiş gibi gözüküyor. Teknik olarak tabii söylüyorum. Şirketin işleyişine ilişkin bir burada bilgim maalesef yok. Doğukan Bey, selamlar saygılar demiş. Selamlar saygılar bizden. Çok teşekkür ederiz. Onur Bey, iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sizden gelen soruları cevapladıktan sonra yayını sonlandırabiliriz. Çok teşekkürler katılımınız, sorularınız için. Yeni yayınlarda Trav Yatırım kanalında görüşmek üzere diyoruz. Herkese hoşça kalın, iyi günler.